Hayrettin Karaman, İslam Birliği ve İran. 1991 yılında İSAV İslam Araştırmaları Vakfı hocamız Ali Özek başkanlığında bir İran araştırma gezisi düzenlemişti. Bir yıl sonra da Tarabya Otelinde bir sempozyum yapıldı. Bu sempozyuma Sünni ve Şii alimler davet edilmişti. Sempozyumun sonunda yayınlanan sonuç bildirisinde, Sünni-Şii, Caferi toplulukları arasında itikat farkına rağmen nasıl bir birlik oluşturulabileceği maddesi de yer almıştı. Bu madde, dinin usulü ile mezhebin usulü farkına dayalı bir çözüm teklif ediliyordu. Seyahatimizde, işte bu maddede yer alan çözümün bir kısım İran uleması ve siyasileri arasında da benimsenmiş olduğunu görmüştük. Ayetullahların bulunduğu bir sohbette bir arkadaşımız şunu sordu siz imameti iman esaslarından biri sayıyorsunuz biz ise onu bir fıkı amel meselesi olarak görüyor ve sizden farklı inanıyoruz bu durumda biz size göre imansız mı oluyoruz orada saygı gören bir ayetullah şu cevabı vermişti dinin usulü vardır, mezhebin usulü vardır. Sizin bizden farkınız dinin usulünde, prensiplerinde, inanç esaslarında değildir. Mezhebin usulündedir. Sizin imamet anlayışını sizi caferi olmaktan çıkarır, mümin ve müslüman olmaktan çıkarmaz. Siz sünni olarak da bizim din kardeşlerimizsiniz. Bizim mezhepler arasında ittifakta ulaşabileceğimiz hedef olsa olsa şu olur. Ehli tesennünün, sünnilerin itikadı kendilerinde kalır. Ehli teşeyyünün, Şiilerin itikadı da kendilerinde kalır. İtikat konusunda bir tevhid, bir ittifak olamaz. Ama bunun ötesinde bir küfür alemi, bir İslam alemi var. Müslümanların ortak menfaatleri var, ortak düşmanları var. Bu konularda işbirliği, bu konularda birbirimize yaklaşmak, birbirimize kardeşçe bakmak mümkündür. Budur olabilecek şey. Kültür Bakanı yardımcısı da bir başka sohbette aynı duygu ve düşünceyi tekrarlamıştı. İran'da yıllardan beri mevcut olan ve faaliyet gösteren mezhepler arası yakınlaştırma merkezi de var. Bu derneğin hem İran'da hem de Türkiye'de yaptığı birer toplantıya katılmıştım. Bu toplantılarda iki tarafta suya sabuna dokunmayan konuşmalar yapıyorlardı ama daha sonraki faaliyetlere bakınca asıl maksadın Şiiliği yaymak olduğu anlaşılıyordu. Halbuki yukarıda zikrettiğim birlik formülü samimi olarak uygulansaydı iki tarafta mezhepçilik yapmaz, mezhebine adam kazanmanın peşinde olmaz, ümmetin ortak düşmanına karşı birleşilmesi sağlanabilir. Birçok ortak problem daha kolay çözümlenebilirdi. Aradan 27 sene geçti. Köprülerin altından nice sular aktı derken günümüze geldik ve İran'dan bir heyet Katar'da Dünya Müslüman Alimler Birliği'ne bir ziyarette bulundu. Bu ziyarette birliğin yeni başkanı Profesör Doktor Reisuni ile Genel Sekreteri Profesör Doktor Ali Kadavi ziyaretçilere muhatap oldular ve aralarında yakınlaşmayı ve birliği engelleyen fiil ve kabiller üzerine açık ve samimi bir konuşma cereyan etti. Bu konuşmada Şia tarafı isim vermeden birliğin önceki başkanı Karadavi'nin Şia'yı tekfir ettiğine de işaret ettiler. Gelecek iki yazıda bu karşılıklı konuşmayı özetleyeceğim. Bu yazıyı ise Karadavi'ye atfedilen Şia'yı tekfir konusunu özetleyerek bitireceğim. Karadavi'ye vaktiyle El Cezire'deki bir programında sahabeye küfür ve hakaret etmenin veya daha da ileri gidilerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra sahabenin İslam'ı terk ettiklerinden söz edenlerin dinden çıkıp çıkmayacakları soruluyor. O da cevaben sahabenin İslam'a azim hizmetlerinden bahsettikten, Kur'an'da ve hadislerde onlarla ilgili övgüleri zikrettikten sonra, sahabe aleyhindeki konuşmaların bu noktaya gelmesi halinde, hakaretlerin tevil edilebilecek bir tarafı olmazsa, yapanı İslam'dan çıkaracağını ifade ediyor. Karadavi aynı konuşmada mezhepler arası diyalog merkezinin faaliyetlerine de temas ederek bunların çoğuna katıldığını, yapılan faaliyetlerden daha ziyade Şia'nın mezhebi yayma bakımından istifade ettiğini ekliyor. Peki dün olduğu gibi bugün de İran'da bu edepsizliği irtikab eden sarıklılar var mıdır? Birkaç tanesini videolardan izledim. Bize takıyı yapmadılarsa seyahatimizde görüştüğümüz birçok ayetullah sahabeyi tekfir veya onlara hakareti tasvip etmediklerini söylediler. Bakalım birliği ziyaret eden İranlı alimler bu konuda dahil olmak üzere neler söylemişler ve bizimkiler ne demişler. Hayrettin Karaman Yeni Şafak